Bu arada Ümit Özdağ İliç'e gitti bugün, vardı ve hangi görüntülerle oradaydı, orada ne yaşanmış, ne olmuş, bir de onu ekranlarınıza getirelim. Çünkü özel Evet. kıyafetler giymemiz lazım. Evet. Şimdi size madenin karşı bölgesinden sesleniyorum. Arkada gördüğünüz, şimdi göstereceğim yer maden ve biz buraya korumalı elbiselerimizle geldik, maskelerimizle geldik. Ancak standart olarak bunların uygulanması gerekirken burada hiç şöyle bir koruma olmadan birçok insanın görev yaptığını hayretle görüyoruz. Evet, şimdi size gösteriyorum. İleride gördüğünüz gibi maden tesisleri var. Yıkılan yeri görüyorsunuz. Göçmenin olduğu yeri. Ve oradan işte Fırat. Ve bunca uyarıya rağmen, bunca burada bir Çernobil yaşanacağı uyarısına rağmen hiçbir önlem alınmadı ve hala olay küçümsenmeye çalışılıyor. Evet, şimdi Asuman Hanım, siz kendinizi tanıtır mısınız? Mesleğiniz? Aynı zamanda İş Sağlığı Güvenliği Enstitüsü'nün konseyerlerinden birisi. Şu anda burada çöpler tesisindeyiz. Etrafta keskin bir acı badem kokusu mevcut. Fakat bütün duruma rağmen, bu kokunun etrafa yayılmış olmasına rağmen, gördüğünüz gibi askerimiz, polisimiz hiçbir önlem alınmadan şu anda burada bekletiliyorlar. Ciddi manada sorun olacağını düşünüyoruz. Tesisten içeriye girmemize izin verilmediği için durumu canlı olarak gözlemleyip realite hakkında sizlere bilgi vermemizin önüne geçilmiyor. Sadece bize değil, hiç kimseyi içeriye almıyorlar. En azından basından sorumlu, sosyal sorumluluktan sorumlu olan arkadaşımızın gelip burada bize bir açıklama yapması gerekiyor. Ana goldu, dışarıya çıkıp açıklama yapması için, sorularımıza cevap vermesi için bekliyoruz. Evet. Yani siz bir sağlık güvenliği uzmanı olarak iş yerlerinde böyle korumasız bir şekilde insanların görev yapmasının sağlığı çiğneyen bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Sadece Evet. 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 Başından beri sürdürülen sorumsuzluğun bölgede devam ettiğini görüyoruz. En kötü durum senaryosuna göre hareket edilmesi gerekirken hayat sanki normal akışındaymış gibi davranılıyor, inanılır gibi değil. Evet, mesela burada genç bir arkadaşımız var, yüzünü maskeyle korumuş ama bu maskenin koruyucu olması mümkün mü? Ya bu maskenin herhangi bir koruyuculuğu yoktu. Sadece işte grip döneminde kullandığımız, etrafa mikrop için olan maske. Gördüğünüz gibi biz yatan yüz maskesi olması lazım ya da yarım yüzle beraber gözü de koruma altında adet filtrelerle girmemiz lazım. Evet. Çünkü kestik, o acı badem kokusunu çok rahat şu mesafede alıyoruz. Evet. Bu sizin bildiğiniz, tanıdığınız bir koku değil mi? Biliyoruz hocam, haşikesi de kültürü de biliyoruz. İkisinin de birbirinden farklı kokuları vardır. Haşikes yumurta kokar, çürük yumurta kokar, sülfür bu şekilde acı badem kokar. Zaten daha girişteyken hocam hemen maskeleri takalım, koku geliyor demiştim size. Evet, girişte daha aşağıda buraya gelmeden burada da yetkili subayları uyardık ama olumlu bir şey almadık. Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Keşke. Evet, tabii çektirelim ama sizi bu maskenin koruması çok mümkün değil. Başkanım Ama buradan uzaklaşırsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, Genel Başkan Yardımcımız Ali Dinçer Çolak ve Seyit Bey de, onlar da gördüğünüz gibi koruyucu elbiseler ve maskelerle durumu görüyorlar ve biz de buradan
Evet. Yani bunu başka bir yerde yapın. Yani nerede yapalım? Yaparak... Bakın oraya sokmuyorsunuz bizi, tamam, oraya girmiyoruz. Ama bu yaptığımız, ama bu yaptığımız şey, pardon, biz bunun olacağını söyledik albayı. CHP dahi içeride açıklama yapıyor. Bu özel muamele, Zafer Partisi'ne özel bir muamele. CHP içeride Yeniden Refah içeride ama Zafer Partisi'nden hiç kimse içeri alınamıyor. Evet. Neden bunları Ümit Özdağ gündeme getirdiği için? Tamam, hiç önemli değil. Evet, görüyorsunuz. Şimdi meselenin diğer boyutuna geçelim. İçeride bizi burada jandarma durdurdu ama içeride Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer yetkilileri. İnsanların aklını bulandırmayalım ki, korkunuz var ki belediye başkanınız dahi bizi engelliyor. Evet. Ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri, diğer parti temsilcileri içerideymiş. Önemli değil, biz zaten buraya ilk kez gelmedik. Daha önce de geldik ve gelmeye devam edeceğim. Lütfen, bu yapmayalım. Provok etmekten başka bir şey değil. Bilgi veriyoruz biz insanlara. Yani provok ediyorsunuz. Hayır, provok etmiyoruz. Hayır. CHP'den Yeniden Refah içeride olduğu halde komutan hiç kimsenin içeride olmadığını söylüyor. Mustafa Sarıgül'ü arayıp saralım mı, neredeymiş? Sarıgül o içeride canım, biliyorum kendisi. Ay, bir tek bizi anlıyorlar. Tamam. Evet. CHP dahi içeriden şu an paylaşım yapıyor il yönetimiyle birlikte. Bu maske olacak şey değil arkadaşlar. Hı. Arkadaşlar, durum özetle. Başkanım, bu durumun bu kadar vahim olduğunun farkında değildik. Havada siyanür var. Bunu biz buraya gelince fark ettik. Lütfen, provoke ediyorsunuz. Bakın, suçlu musunuz? Bakmak zorunda bırakacaksınız. Bu arada bir söylesene. Ne yapıyorum provoke ediyorum? Yani şu anda siz bunları yiyip gelmişsiniz. Bizim içeride çalışan arkadaşlarımız var. Yani biz zehirlenmedik. Siz mi zehirlenmediniz? Şu anda zehirleniyorsunuz. Şu anda maskesiz olan herkes zehirleniyor. Erzincan, Zafer Mustafa, bakın arkadaşımız Mustafa güvenlik sağlık uzmanı. Devlet kuruluşlarında çalışmış bir insan. Evet. Yani bu sıkıntılı bir durum var burada. Uyarıyor. Biz de onun için gidik. Yoksa keyfimizden gitmedik bunları. Kesinlikle hocam. Kesinlikle hocam. Bilimin işi önemli. Evet. Eğer burada bir sıkıntı çıkarsa ne olacak? Evet, gördüğünüz gibi bizim bu maskeleri giymemizi provokasyon diyorlar. 2022 Haziran'ında gelip burada bir Çernobil olur dedik, oldu. İşte bunun için oldu. Tamam. Evet. Kendisi söyledi, duymadınız mı videoda? O bölümü tekrar mı yayınlasak? Yani diyor ki oradaki görevli, güvenlik görevlileri, size suç duyurusunda bulunmak zorundayım bu şekilde davrandığınız için diyor. Oradaki güvenlik görevlileri kendisi söyledi. Duymadınız herhalde videoda. Evet, ve bu görüntüler yaşandıktan sonra Ümit Özdağ şu anda dönüş yolundaymış. Az önce telefonla ulaştı kendisine. Hızlı trene biniyorum dedi ve böylelikle dedi geri dönüş yolculuğuna da başlamış oluyorum dedi. Deniz Yavuz Yılmaz bölgeyi yakın takip